Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, kıymetli Genç Pesiyat ve Pesiyat Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız. Öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Malumunuz bizim geleneksel her sezon açılışımızda kıymetli basın mensubu arkadaşlarımıza beraber bir araya geliyoruz ve sezonumuzun açıldığını sizler aracılığıyla duyurmaya çalışıyoruz. Öncelikle tabii yeni sezonumuzun hem ilçemiz adına, hem şehrimiz adına, hem de Pesiyat ailemiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda Pesiyat ailesi olarak birçok etkinlik takvimimizde hayata geçiremediğimiz bazı etkinliklerimiz oldu. Ara verdiğimiz bazı süreçler oldu. Dolayısıyla geçen sene büyük etkinliklerimizin hiçbirini yapamadık depremden dolayı. Çünkü tamamen Pesiyat ve Genç Pesiyat olarak, tüm Pesiyat ailesi olarak, tüm işverenler olarak depremzedelerimizle ilgili bir sürece dahil olduk. Hem barınma merkezlerimize, hem yardım kampanyalarımızla, hem de buradaki özel firma arkadaşlarımızla beraber hem Pesiyat ailesi olarak hem de bireysel anlamda birçok katkıda bulunduk. Dolayısıyla eforumuzu tamamen oraya harcadık. Ve işte icat çıkartıyor yarışması gibi, yılın enleri ödül programı gibi, iftar organizasyonumuz gibi geleneksel büyük programlarımızın hepsini bu seneye öteledik. Nasipse inşallah Allah'tan da bir mani gelmezse, bu noktada tekrar bir aksiyon alacağımız bir durum söz konusu olmazsa inşallah bu sene tüm etkinliklerimize Pendik'te, ilçemizde ev sahipliği yapacağız ve bu noktada da geleneksel olan programlarımızın hepsini devam ettirmeye gayret edeceğiz. Bizler 2023-2024 sezonumuzu açtık. Geçtiğimiz haftalarda yönetim kurullarımızla bir araya gelerek toplantılarımızı gerçekleştirdik ve sonrasında da bu sezona ait bir etkinlik takvimi oluşturduk. İnşallah bu etkinlik takvimini tüm üyelerimizin katılımlarıyla beraber hayata geçirmeyle ilgili bir gayretin içine girdik. Tabii yurt dışı ziyaretlerimiz ve yurt içi ziyaretlerimizle de biz ara vermiştik. Şimdi hem KOSGEB aracılığıyla hem de ticaret odası aracılığıyla inşallah diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak paydaşla da bu etkinliklerimizi inşallah devam ettireceğiz bu sene. Planladığımız etkinliklerimiz var. Onun haricinde malum geçen sene gene deprem öncesinde almış olduğumuz bir aksiyonumuz vardı. Bir orman noktasında bir hatıra orman noktasında bir atılımımız olmuştu. Yeri biz aldık Pesiyat ailesi olarak. Bütün alım işlemlerini bitirdik ama fidan dikimiyle ilgili, etkinlik takvimiyle ilgili maalesef depremden dolayı onu da hayata geçiremedik. Nasipse onu da bu sene hep beraber tüm üyelerimizin ve ailelerinin, kıymetli ailelerin katılımlarıyla bunu da gerçekleştireceğiz. Siz kıymetli basın mensuplarımızla inşallah bir arada olacağız orada. Onun haricinde daha önce de ifade ettiğimiz gibi yılın enleri ödül programına biraz ara vermiştik. Neredeyse bir 4 senedir yapmıyoruz. Pandemiden önce yapmıştık en son. Geçtiğimiz yıl 12. ayda planlamıştık açıkçası ama bu seneye kaldı. Dolayısıyla bu sene de onu inşallah hayata geçireceğiz. Nasipse Şubat ayı, Mart ayı gibi bir genel kurulumuz olacak. 3 seneyi doldurduk. Dolayısıyla 3 senenin akabinde tekrar üyelerimizle bir araya geleceğiz ve genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Bunu da ifade etmiş olayım. Genel kurul öncesinde yapacağımız etkinlik takvimlerimiz var. Genel kurul sonrasında da kapanış olarak bizim gerçekleştirdiğimiz her sene icat çıkartıyor yarışması gibi, işte yılın enleri ödül programı gibi, işte iftar organizasyonu gibi büyük programlarımızda inşallah genel kurul sonrasında inşallah hep birlikte hayata geçirmeye çalışacağız. Daha önce de ifade ettiğim gibi burada tüm Genç Pesiyat ve Pesiyat üyelerimizin hepsi işveren. Dolayısıyla bu şehirde yaşıyorlar. Ve ben her yerde bunu ifade ediyorum. Yani Pesiyat'ımızın Pendik'e en önemli katma değeri 60 bin kişilik bir istihdamdır açıkçası. Bunu her yerde ifade ediyorum. Bu rakam gittikçe de artıyor. Dünya olarak tabii ki ekonomik anlamda ciddi bir buhranın içine girildi. Yani Türkiye olarak da biz de buradan nasibimizi aldık. Ekonomik ölçekte bunu düzeltmeyle ilgili hem genel merkez hem yerel statü bununla ilgili ciddi bir mücadelenin içindeler. Ve gittikçe de orta ölçekte düzeldiğinin hep beraber farkındayız. Birçok sıkıntıya hep beraber şahit olduk. Ama bunların hepsi bu örtü ölçek planında hepsini düzeleceğinin açıkçası inancındayız inşallah. Şimdi biz işverenler olarak her zaman her yerde şuna şahit oluyoruz. İşsizlikle alakalı sıkıntılara şahit oluyoruz. Bununla ilgili attığımız adımların hepsini biz her yerde ifade ettik. Yani yerel ölçekte, yerel bir dernek olmamız hasabiyle biz gerek Pendik Belediye'mizle, gerek Teknoparkımızla, gerek bölgemizdeki bütün üniversitelerle protokoller yaparak bununla ilgili, istihdamla ilgili tüm gayretin içine girdik ve girmeye de devam ediyoruz. Daha önce ifade etmiştim, Kurtköy'de önceden spor salonu olarak planlanan yerde şu an Pendik Belediye'mizle beraber paydaş halinde
Orada bir kalkınma ajansının da dahil olduğu istihdam merkezi oluşturuyoruz. Dolayısıyla burada biz PESİAD olarak tamamen garantörlüğümüzü beyan ettik. Ve her daim de orada o statüde ev sahipliği yapacağımızı da ifade etmiştik. Dolayısıyla bu başlığımız da heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Bunu da ifade etmek istiyorum. Onun haricinde kıymetli arkadaşlar, yani zaten bizim mutat programlarımız, haftalık işte aylık yapılan mutat programlarımız zaten bizim devam ediyor. Onun haricinde ulusal programlarımızı da ifade etmeye çalıştık. Bunlarla beraber sezon açıyoruz. İnşallah sezonumuzun bu noktada ben tüm arkadaşlarımız adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sektörler kurulumuz dinamik bir yapıya sahip. PESİAD dinamik bir yapıya sahip. Dolayısıyla sektörlerimizi biz üçe bölmüştük. Yine hala hazırda üç sektörümüzle beraber devam edeceğiz. İnşaat sektörü, sanayi sektörü, hizmet ve perakende sektörü olarak kendi yönetimleriyle birlikte, kendi komite başkanlarıyla birlikte inşallah bu statüye de devam ediyoruz. Mesleki danıştaylar başlatmıştık geçen sene. İlk eğitim komisyonumuzla beraber başlatmıştık bu meslek komitelerini. Dolayısıyla hem üyemiz olan ve üyemiz olmayan kim varsa hepsini bu masa etrafında toplamıştık. Pendik'in eğitimle ilgili sıkıntısı nedir dedik. Hep beraber dertlendik ve bunu bir dosya haline getirdik. Dolayısıyla bütün herkesi dinleyerek bütün başlıkları oluşturduk, süzgeçten geçirdik. İlk ticaret odasına teslim ettik dosyamızı. Ondan sonra bakanlıklara ulaştırdık dosyamızı. Şimdi bu sene yine inşaat sektörümüzle alakalı, diğer komitelerle alakalı da üye olsun veya olmasın bir araya geleceğiz. Ve bu noktada da bütün meslek gruplarını ele almaya çalışacağız. Bunları da takipçisi olmayla ilgili bir gayretin içinde olacağız. Bunu da ifade etmiş olayım. Yani biz gene Haziran ayını hedefliyoruz. Bizim biraz önce de ifade ettiğim gibi Haziran 15'inde sezonu kapatıyoruz. Geleneksel bir PESİAD'ın geleneksel bir statüsü. Dolayısıyla tekrar Eylül'ün 15'i gibi sezonumuzu açıyoruz. Biz 3 aylık bir ara verdik ama uzun gelmiş olabilir size. Çünkü depremden sonra etkinlik ve faaliyet yapmadığımız için dolayısıyla belki bu zaman o 3 aylık zaman 6 ay 7 ay gelmiş olabilir. Bize de öyle geldi çünkü. Hatta bazı etkinlikleri süreç geçtikten sonra, deprem süreci geçtikten sonra dedik ki keşke hani bazı ulusal olan etkinliklerimizi ara vermeseydik. Keşke yani Haziran ayını yetiştirebilirdik dedik. Ama bunun duyurusunu yapmıştık. Çünkü bizim bir icat çıkartıyor yarışması dediğimiz yarışma 4 ay sürüyor. Yani jüri heyetinin kurulması, işte üniversitelerle beraber ortak bir paydada buluşulması, İş insanlarımızın o projelere sahip çıkmasını sağlanması ve bunu finale dönüştürmek. Yani işte geçtiğimiz senelerde 180 okuldan 84, Salih abi yanlışsa 84 müydü? 84 kişilik bir projemiz vardı. 84 projemiz vardı. Bu 84 projeyi 10'a düşürüyoruz. Bu 10'la beraber finale gidiyoruz. Finali de hep beraber biliyorsunuz büyük merkezimiz olan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde tüm halkımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu o periyot bir 3 aylık bir periyot oluyor. Bunun için geç kalmıştık. O yüzden gerçekleştiremedik. Ama inşallah bu sene sizlerle beraber hep birlikte inşallah bunların hepsini gerçekleştirmiş olacağız. Biz kıymetli basın mensubu arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı değer veriyoruz. Bizim için hepiniz ayrı ayrı kıymetlisiniz. Ben zaman zaman bireysel görüştüğüm içinizde hepinizle aşağı yukarı görüşüyorum. Yani bireysel görüştüğüm arkadaşlarımız var. Her zaman tecrübelerinden istifade ediyorum. Her zaman söylemlerinden istifade ediyorum. Çünkü aynı gözle biz aynı ilçede yaşıyoruz. Bu ilçede nefes alıyoruz ve dolayısıyla herkesin bakış açısı, herkesin gözlemlemesi farklı olabiliyor. Dolayısıyla bu da farklı bir tecrübe oluşturuyor. Biz bu tecrübelerin hepsini açığız, her daim açığız. Dolayısıyla hepiniz bizler için çok çok kıymetlisiniz. Ben şahsım adına da sizlerle aşağı yukarı yani bir 20 yıldır bir mesain içindeyiz. Gerek PESİAD gerek diğer kurumlarla alakalı. Dolayısıyla hep böyle bir dirsek temas halinde olduk sizlerle birlikte. Dolayısıyla bizler için önemli olduğunuzu tekrar ifade ediyorum. İnşallah yeni sezonda da sizlerle birlikte daha güzel etkinliklere hep beraber ev sahipliği yapacağız. Biz genel kuruldan sonra hep böyle teknik anlamdaki olan programlarımıza ve faaliyetlerimize böyle yönelmiştik yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber. Fakat Metin Bey sağ olsun bir gün özelde muhabbette dedi ki ya biraz da kültür sanata da aslında eğilebiliriz PESİAD olarak dedi. Ya dedik neden olmasın? İşte o bize o fikri verince ilk kentin şairleriyle ilgili, şehrin şairleriyle ilgili bir programımızı gerçekleştirdik.
konferans salonumuza. Sonra bunu ulusalda da yaptık. İkincisini de yaptık. İki kere yaptık. Ve ikisi de çok keyifli oldu gerçekten. Bizler açısından da çok keyifli oldu. Sonra kent konseyiyle beraber bir ortak payda da buluştuk. Dediler ki bir kentin sesiyle ilgili bir başlangıç yapalım dediler. Dolayısıyla bununla ilgili de bir kültür sanatın içine girdik. O da çok kıymetli geçti. Geçtiğimiz sezonda 6 misafirimizi ağırladık. Kendim de şahsında olmak üzere. Çok da keyif aldık. Pendik halkı da çok keyif aldı. İnşallah bu sene de bir 3-4 tane yapmaya çalışacağız kentin sesiyle ilgili program. Dün Süleyman Bey'le de bu noktada bir istişaremiz oldu. Gene Pendik Belediyesi, Kentin Sesi ve Pesiyat paydaşlığında bir 3-4 programı da gene ev sahipliği yapacağız. Kıymetli bir yani kaymakamımız vardı. Dolayısıyla kendisi vali olarak ayrıldı Hülya Hanım'a. Hasreten teşekkür ediyoruz. Çok değerli hizmetleri oldu. Yeni gelen kaymakamımız da bir o kadar kendisi kıymetli, değerli ve tecrübeli, donanımlı. Dolayısıyla muhtemelen hem kenti tanıması açısından hem kentin onu tanıması açısından belki ilk ev sahibimiz yani ilk misafirimiz o olabilirler. Onu da buradan ifade etmiş olayım. Öyle bir düşüncemiz var. İnşallah bu süreçte de bu kültür sanat programlarında da bir arada olacağız. Zaman zaman genç pesiyatımız bizden daha dinamik olduğu için dolayısıyla sıra geceleri, işte kayak organizasyonları, farklı farklı aktivitelerde bulunuyorlar. Dolayısıyla biz de onlara böyle pesiyat olarak iştirak etmeye gayret ediyoruz. Birlikte hareket etmeye gayret ediyoruz o anlamda. Yani sosyal sorumluluk projelerimiz ayrı. Onları ayrı bir şekilde takip ediyoruz. Çok da dile getirmemeye çalışıyoruz. Ama orada da çok ciddi bir anlamda azmimiz var. Ama kültür sanat noktasında üyelerimizin de böyle istifade edebileceği, kendilerini en azından birazcık kafa dağıtabileceği programlara da ev sahipliği yapacağız inşallah. Bunu da beyan etmiş olayım. Ben tekrar bu minvalde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler için çok kıymetli olduğunuzu ifade etmek istiyorum.